hepimizin çok sevdiği MasterChef All Star'ın finalistlerinden Tahsin'le beraberiz. Ya insanlar Karadeniz mutfağı ön yargılı, hiçbir şeyleri yok diyorlar. Bak nereden çekiyorsunuz beni buradan? Öyle bir şey yok. Yani hani aşırı sinirleniyorum. Karadeniz mutfağını bu kadar yok saymalarına çok sinirleniyorum. Ne? Allah'ım derdim, bana harcayamayacağım kadar çok para ver. Beni derdim, zenginlikle sına Rabbim. Meydan okuman babama karşıydı benim ya. Peki bir yemek olsaydın ne olmak isterdin? Teknosa ile Teknodox'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümlerimiz çok fazla izlendi. Hepimiz çok mutlu olduk. Bugün de yine hepimizin çok sevdiği MasterChef All Star'ın finalistlerinden Tahsin'le beraberiz. Tahsin hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim, siz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şahane. Bizi kırmadın, aramıza katıldın, geldin. Estağfurullah. Seni hepimiz televizyonlardan tanıyoruz, yarışmalardan tanıyoruz. Ayrıca çok güzel işbirliklerimiz de oldu. Evet, çok bize keyifli. Biraz Tahsin'den bahseder misin? Bilinmeyen Tahsin kimdir? Yani ekranda gördüğümüz Tahsin'in dışındaki Tahsin'den de biraz bir şey öğrenmek istiyoruz. Ya ben aslında o zıpırlığın dışında kendini evcimen, kendi o dört duvarın arasında çok mutlu. Yemek konusunda da tavuk dönerle bir ömür beslenebilecek. Yani böyle hani yaşamak için yemek yiyen, hani yemek için yaşayan değil ama yaşamak için yemek yiyen. Yemeğin karşı tarafı mutlu ettiğinde beni mutlu ettiği bir yaşam tarzı olarak gördüğüm bir yerdeyim. Ya böyle keyifli bir adam, mutlu bir adam. Kolay kolay canım sıkılmaz. Kaç yaşındasın? 20 kaç oluyorum acaba? 97'liyim, 26 mıyım? Ben artık biliyorum ama seyircilerimiz de öğrensinler 25'ten diye. 25'ten sonrasını saymayı bıraktım. Saymayı 30'a bıraktım. Yaklaştıkça bir gerginlik başlıyor bende çünkü. Çok gençsin zaten. Ben hiç yemek yapmayı bilmiyorum. Çok da hani şey ilgim olmadı. Evet. Ama sen çok güzel yemekler yapıyorsun. Nasıl başladı bir yolculuk? Yani İlkokulda mesela şef mi olmak isterdin, aşçı mı olmak isterdin? Ya da evde bir şey mi yapıyordun? Ben her şey olmak istiyordum açıkçası. Yani hani bir çocukluğu dans kursuna gittim bir dönem. Orada dans etmek istiyordum. Bir ara tiyatro yaptım. Yaş kaç bu aralar? Kaç? 12, 12, 13 falan o civarı. Hani tam böyle o eskiden şeyler vardı ya, kulüpler oluyordu. O öğrenci kulüplerinde hepsine böyle katılan, yani dersten daha çok onlara kendini veren, hani göz önünde olmak isteyen bir çocuktum. Neresi burası? Sen nerelisin? Kocaeli'yim, İzmit'te. Ulu Gazi İlk Öğretim Okulu'nda okuyordum. Aynen. Orada böyle hani lüksü seven bir çocuktum ve bunun için de çabalamam gerektiğini biliyordum. Ama yemek babamın beni ilk defa eline sağlık demesiyle başlayan bir süreçle başladı açıkçası. Böyle annem son kız kardeşime hamileydi. Biraz böyle düşük tehlikesi olduğu için hareket etmemesi ve yatması gerekiyordu. Benim de üniversiteye hazırlandığım döneme denk geldi. Orada yemek yapıyor. Zaten çocukluktan beri annemle mutfağa giriyor, hamur açıyor. Bunlara annenin elim de vardı. O zaman güzel yemek yaptığını tahmin ediyoruz. Bu konuda hiç mütevazı olmuyor. Yani harika yemek yapar. Zaten o yüzden de hep elimin lezzetli olduğuna inanırım. Çünkü ilk aşçım annem. Onunla birlikte başladık. Babam da takdir etti. Çünkü hep tiyatroya uzak baktı. Dansı istemedi. Yani bir muhafazakarız. Yani aile olarak öyleler. Hani hep böyle ya yapmasan mı Tahsin? Daha eli ayağı ya memur olsun zihniyeti vardı hep ailelerde. Çok da kalabalık bir ailesiniz. Hani ben Instagram postlarından görüyorum. Özellikle bayramlarda çok güzel bu arada. Annemler 9, babamlar 11 kardeş. Harika. Yani o yüzden curcuna ve hani bizim kapının önünde anahtar hiç içeri alınmazdı yani. Hani evin içine kuzenlerim girer çıkardı. Hani curcunanın içinde büyüdüğüm için hani o hep yemek vardı yani, o toplayıcı şey yemekti yani, aşağıdan zile basarlardı. Ben çayı koydum Necla, sen de böreği yap, o ben de turşu kavuruyorum deyip aşağıda sürekli bir beş çayı havası. Sürekli bir kahvaltı. Harika. Böyle 4-5 saat yemeğin başında vakit harcandı yerlerdi. O yüzden de o lezzetin toplayıcılığı özellikle beni galiba bu mesleğe daha da itti. Ama yeteneğin de varmış. Çok şükür. Ben de isteyebilirdim bunu olmak ama hani olamazdım büyük ihtimalle. Ya ben bu konuda herkes yemek yapabilir diye düşünüyorum açıkçası. Çok lezzetli yemek yapabilme olayı da şuradan geliyor. Yani evindeki malzemelerle yemek yapıp lezzetli olması yetenek. Ama eğer bir şimdi her şey matematiği olduğu gibi, çünkü yemenin de matematiği var. Doğru oranda soğanı kavurur, üzerine salçasını koyar, yine onu da doğru oranda kavurur, suyunu da verir, güzel bir sürede de pişirirsen yapamayacağın hiçbir şey yok. Peki bir şey soracağım. Bu sorularımda yok ama şu anda hani sen bunu anlatırken aklıma geldi. İnanılmaz farklı yemekler yapıyorsun. Evet. Yani sushi de yapıyorsun, karnıyarık da yapıyorsun, çok iyi bir tatlı da yapıyorsun. Hani bir şef bu kadar yemeği bilebiliyor mu, yoksa senin özel bir yeteneğin mi var bununla ilgili? Şef her yemeği böyle bilmeli. Hı? Aşçı olduğun zaman bu kadar bilmek zorunda değilsin. Okulda da en sevdiğim özelliklerden biri buydu. Her alana yoğun ve kümülatif bir şekilde dağıldık. Hı. Yani o sebeple Japonya mutfağı, Asya mutfağı, ondan sonra Hint mutfağı, Türk mutfağı. Biz Türk mutfağını 7 ayrı bölge olarak gördük. Hani bize pilavlar ve işte sulu yemekler gibi bir şey değildi. Biz Anadolu'yu ayrı gördük, Marmara'yı ayrı gördük, Karadeniz'i ayrı gördük. Bu sebeple de bu sefer zaten bir süre sonra matematikte şu çalışıyor. Teknik belli,
bu yoldan gidersen bu mutfağa gider. Çünkü onlar bu tekniklerle ama yetişmiş. Ama tabii senin de böyle elinin bir dokunuşu oluyor oraya tahmin ettiğim kadarıyla. Orada da işte aile devreye giriyor. Şimdi bu sefer size damağınıza öğretilmiş lezzetler var. Bu sebeple buradan ayrılmak istemiyorsunuz. Bir de gün sonunda böyle karşı tarafı mutlu edecek şeyin sizi zamanında mutlu eden şeyler olacağını düşünüyorsunuz. O yüzden de öyle bir yola peki, çıkıyor. Peki böyle biraz torpil geçsek. Hı. En çok sevdiğin mutfak hangisi? Türk. Türk mutfağı. Ya hiç oradan şaşmam. Peki, çünkü bölge sormak istiyorum. Karadeniz. Karadeniz bölgesi. Ya insanlar Karadeniz mutfağı ön yargılı, hiçbir şeyleri yok diyorlar. Bak nereden çekiyorsunuz beni buradan? Öyle bir şey yok. Yani hani aşırı sinirleniyorum. Karadeniz mutfağını bu kadar yok saymalarına çok sinirleniyorum. Neden biz ama yani ben şahsen çok beğenirim. Ya ama şey gibi görüyor. Kara lahana işte atıyorum kavurma, hamsi kızartma bu kadar görüyorlar çok değil. Sığ ama sen. Değil hani sığ değil hani derinliğine inanıyor. Bir kaygana var. Yemek değil teknik. Yani o teknikle bir sürü hayatınızda görebileceğiniz bütün otları alın, o tekniği uygulayın. Onun kaygana pazı olur, ıspanak olur, roka olur. Ne koyuyorsanız onun olur kayganası gibi. Yani hani derin tekniği var ama insanlar bunu basitleştirmişiz. Ev yemeği olarak bırakmışız. Şimdi meze kültürü bizde yayılmış ya Ege'den gelen. Evet. Biz bunu Karadeniz'de başaramamışız. Ama daha güzel. Daha güzel. Peki şeyi sormak istiyorum. Hayata dair meydan okuman neydi? Neyi en çok başarmaktan mutlu oluyorsun? Şöyle ben meydan okuman babama karşıydı benim ya. Yani benim babamı mutlu etmem dünyadaki en zor şeyimdi. Ya çünkü her şeyi yapabileceğime inanıyordum. Ama onun takdiri olmadan da zor oluyordu. Bir 6 ay bir konuşmama dönemimiz var bizim zor babamla. Zor bir insan mıydı o zaman? Zor da değil. Aslında ailenin getirdiği doğruları aşmama durumu vardı. Kuvvetli bir karakter. En de büyük destekçim babamdı bu arada. Hani ailem, baba, amcam bana şey demişti ya sen manyak mısın okul okuyacağım. Yemek yapmak için okul mu okunur? Git al tavanı gir mutfağa. Annen öğretsin sana yemek yapmayı demişti. Babam da sen kendi işine bak kamyon sürmekten başka ne işi biliyorsun gibi cevabını ver. Susturma dönemine gelmesi önce benim onlara bunu ben yapabiliyorum'a inandırmamla oldu. Ben bir evden bir çıkıp İstanbul'a yerleştim. Çok istemiyordu babam buralara gelmemi. Yani yapabilmem için burada olmam gerekiyordu diyordum. O bir 6 ay konuşmadık ama sonra baktılar ki oluyor. Ve olunca da Tahsin hata da yapmıyor. Yani yapıyor ama başarı da gidiyor. Başarı da geliyor. Yüzü gülüyor. Eşini kahveye gidince televizyonda oğlum da böyle oturmalar da başlayınca keyifli hale geldi. O yüzden şu an en büyük destekçilerim onlar. Harika. Peki hayallerin neler? Gelecekle ilgili. Hayalim neler? 40 yaşında aslında tüm Türkiye'nin çok var daha. Çok evet. İnşallah Rabbim o yaşları gösterirse 40 yaşına geldiğimde insanlar böyle şöyle bir dönüp arkaya baktığında ya bu çocuk öfkeyle değil güle eğlene, sanki böyle sabah akşam it gibi çalışıyormuş gibi denilerek değil de böyle ya harbi eğlenerek yaptı ama ne kadar başarılı oldu bak Michelin yıldızını da aldı diyecekleri bir yerde olacağım. Ve bunu hiç öyle kafalarındaki gibi lüksün lüksü bir mekanla değil, gerçekten gerçekçi bir mekanla böyle sadece 10 kişiyi ağırladığım, böyle geldiklerinde böyle bir hayatlarında bir tecrübe, deneyim kazandıkları bir yerle yapmak istiyorum. Ona geldiğimde zaten ben bunu bir gururla kitabını da yazar, noktayı da koyarım. Ama araya bir reklam alalım. Senin zaten şu anda iki tane işletmen var. Çok şükür. Değil mi? Biri Kurtköy'de, biri İzmit'te. Oralarda da çok güzel işler yapıyorsun. Çok keyifli gidiyor. Yani burger dükkanları çok güzel gidiyor. Ama hani bazen böyle pasif geliri dengelemek ve aslında hayat idame edebilmek için yapılan ticaretler de vardır ya. Hani kendimi, Tahsin Küçük'ün tamamını görebileceğiniz bir dükkan orası değil. Japonya'ya gittin. Evet. Geçen hafta Japonya'daydın. Evet. Yani buradaki amacın eminim sadece turistik değildi. Değildi. Büyük ihtimalle oradaki yemek kültürünü, farklı uygulamalara bakmaya gittin. Beğendin mi? Ne gördün farklı? Ya Asya mutfağına hep ön yargılıydım. Bana böyle çok zor ve aslında Çin'den kaynaklı böyle böcek falan gibi geliyor ya hep algılı. Annem bile öyle dedi. Ne yapacaksın orada böcek mi yiyeceksin falan dedi giderken ben. Ama o mutfağı hep araştırmak istiyordum. Çünkü bir şeyler yapıyorum. Tam sushi de yapıyorum, ramen de yapıyorum vesaire ama bir noktada bilmediğim için ya buna benzeyecekti gibi. Yani Türkiye'deki örneğini yiyerek yapıyorum. Neyi beğendin en çok? Ramen çok iyi ama sushi. Yani biz Türkiye'de sushi yapmıyoruz galiba. Şimdi onların tabii gerçek sushi. Gerçekten biliyorsun. Gerçek. Deniz ürünleri. Çiğ balık eti diyorum hani. Bizim daha biraz daha farklı. Hayran kaldığım Japonya'nın o. Bütün şeflerle siz muhatap oluyorsunuz. Evet. Sipariş alıyor ve önünüze yemeğinizi veriyor. Karşında böyle duruyorsunuz. Yemeğinizi yiyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Peki mutfağa girdin oradan bir soru sormak istiyorum. Hı-hı. Bir şefin ya da bir aşçının bence en önemli yardımcı bir tanesi küçük ev aletleri. Evet. Bizim de sektörümüz zaten biliyorsun. Aynen. Burada senin çok alet kullanıyorsun ama en büyük yardımcın, en çok kullanmayı hoşlandığın aletler hangileri? Masaüstü mikseri var, stand mikseri dediğimiz. Yani çünkü bu bana bağlı değil. Ben bayılıyorum. Yani gerçekten bir mutfak yardımcısı. O orada ve siz ona malzemeleri koyuyorsunuz ve yapması gerekeni yapıyor ya. İnanılmaz iyi ve kuralcı.
Çevresi belli. Her şey belli. Ayarını arttır, hızlı çırpsın, yavaş çırpsın. Her şey çok güzel. Bir de onun üstündeki blender'ı inanılmaz soslarda, bağlayıcılarda çok kullanıyorum. Bir de el blender'dır ya. El blender. Aynen. Şu anda mesela senin mutfakta yemek yaparken kullandığın aletlerde yaratıcı tetikleyen ve senin belki olduğundan da ileri götüren aletler, bu bahsettiğin aletler mi sadece? Yok, asla değil. Yani şimdi artık biz boyut atladık ve yapay zeka ile birlikte inanılmaz bir hale geliyor. Yani o internet içerisinde bir arşiv var ve bu arşivin her birini böyle süzgeçten geçirip size en doğrusunu gösterebilen sistemler çıktı artık. Thermomix'ler var. Thermomix dediğimiz olay, yani ürünü içine koyuyorsunuz, bu kadar ipeksi bir kıvamı yakalayabilmeniz başka türlü imkansız. Şimdi onu gördükten sonra bir yükselme geliyor. Çünkü neden? Ben bunu yapabilirim. Yapıyorsunuz ve boyutunu atlatıyorsunuz. Ben şimdi mesela bir kuru fasulyeyi püre olarak servis etmiştim. Ve çok ipeksi bir püre olmuştu. Ve gözünüzü kapatıp yediğinizde yanındaki jeliyle vesairesi kuru cacık ve pilav yediğinizi hissediyordunuz. Kuru fasulye, cacık ve pilav, o bir tabakta. Ama formu tamamen farklı. Bunu işte bu teknolojiyle yapabiliyoruz. Peki geleceğin mutfağını hayal et desem. Evet. İlk akla neler gelir? Tablo geliyor. Tablo? Yani resim tablosu gibi düşünün. Hani çünkü şey gelmiyor bana. Artık biz yenilebilir şeyi karnımız doyduktan sonra başka sanatsal hale getirmeye başlıyoruz. Zaten gastronomi de burada devreye giriyor. Gözümün önüne böyle bundan 20-25 yıl sonra bir mekana gittiğinizde bir tablo yiyeceğinizi düşünüyorum. Yani hani tamamen bir şaheser ve onu yerken de doyup lezzet alacağınızı. Şimdi bazen biz şunu beceremiyoruz. Bazen çok güzel gözüküyor ama lezzette tatmin olmuyorsunuz. Ya da çok yiyorsunuz ama işte görsel bir dengesi yok. Peki bir şey soracağım Tahsin. Şimdi o görsel çok önemli. Yarışmada da bunu hani bize hakikaten yaşattınız. O görselliği yapmak için teknolojiden mi faydalanıyorsunuz? Evet. Yoksa o tamamen senin kendi aklına gelenden çıkarttığın üründen mi? Yok. Şimdi önce aklımızdan bir yemek çıkıyor. Sonra bu yemeği nasıl sunabilirime gidiyorsun. Şimdi bir sos yapıyorsunuz. Ben şimdi karides kabuğunu kaynatıyorum. Oradan derinlikli lezzetin geleceği bir sos yapıyorum. Ama diyorum ki ya benim tabağım yeşil ağırlıklı. Bunları yeşil rengine getirmem gerekiyor. Ispanak blanç ediyorsunuz ama onu infüz edebilmeniz için o hızlı blenderdan geçmeniz ve bir bütün haline getirmeniz gerekiyor. Şimdi bunu da ondan yardım alacaksın. Ne yapacaksın? Elinde essen olmaz, dövsen olmaz. Ha, süzme mercimekten öteye gidemezdik böyle bir şey olsa yani. Peki yurt dışında etkilendiğin böyle teknolojik hisler var mı? Yemek yaparken kullandığın. Şöyle vakum makinaları artık normal boyutun çok üstünde kullanılıyor. Ve çok keyifli hale geliyor. Yani biraz zaman istiyor aslında ama bir şeyleri lezzet o infüze etme. Bir ambalaj içine koyuyorlar ayvayı. Bir lezzetle birlikte koyuyorlar. Hem rengi hem lezzeti hem formu bambaşka hale geliyor. Pişiyor ve formu bozulmuyor. Yani o vakum makinesiyle uğraşılsa envai çeşit ürün çıkartılır. Ya bu gıda israfı çok önemli. Evet. Hani burada hakikaten sizin de çok değerli katkılarınız oluyor. Sen gıda israfını azaltmak için ne yapıyorsun? Ya açıkçası şimdi ben çok yemek videosu çekiyorum sosyal medyada yemek içeriği paylaştığım için. Bu sebeple de aslında bizim mutfaklarımızda çok daha fazla israfa. Ucunu kaçırsanız gidecek bir yer. Ama şimdi şöyle bir durum var. İlk israfı önlediğim yer altta, evimin altındaki dükkanım. Yemeği yapıyorum. Bir dilimini alıp tadımını yapıyorum. Sonrasında aşağı yolluyorum. Yani dükkanın senin tam evinin altında. Yani Laz müteahhit gibiyim. Altta harika. Dükkan üstte ev. Yani hani o yüzden çok rahatım. Hemen aşağı çocuklara yolluyorum. Onlar da keyif alıyor. Hem personel yemeğinden de kısaltmış oluyor. Sen bir tadına bakıyorsun ama görüyoruz. Aa, tabii o videoda yiyorum. Sonrasında aşağı yolluyorum. Peki harika videolar çekiyorsun. Biz de izliyoruz. Çok fazla takipçim var. Etkileşime geçiyorsun onlarla çektiğin videolarda. Hani soru soruyorsun, yorum alıyorsun, bazen kızıyorsun, evet. Bazen seviniyorsun. Bu senin yemek yapma şeklini biraz etkiliyor mu? Yoksa senin zaten bir tarzın var ve o tarzda mı devam ediyorsun? Etkiliyor ya. Ya şöyle etkiliyor. Çünkü bir gün bir uğraştım. Bir 6 saat falan video çektim. Güveçte kuru fasulye yaptım. Etli. Ama bir oldu. Nasıl anlatabilirim? Yani hani yeseniz parmaklarınızda peşinden, evet. Gerçekten çok güzel oldu. Videoyu attım. 3 günde 1 milyonu böyle ittirek aktıra gördü. Sonra onun peşine bir tane tarif çektim. Kahvaltılık, pratik kahvaltı tarifi diye. Bildiğiniz tost ekmeği, arasında salam, kaşar var. Tepsiye diziyorsunuz. Yumurtayla sütü çırpıp üzerine döktüm. 15 milyon izlendi. 15. Şimdi maşallah. Görüyorsun, diyorum ki yani Tahsin 6 saat uğraşıyorsun. Kuru fasulyenin karşılığına bak. Sonra diyorsun ki 10 dakikada çektim tarifin karşılığı. Bu sefer de insan bir noktadan sonra ya bu da izleniyor zaten dediğim Allah var arada tariflerde oluyor ama çoğunlukla da
Ya ben bunu böyle yapıyorum ama böylesi daha güzel. Bak alın, hayatınızı kurtarsınla daha çok kaydım. Çok lezzetli bir yemek yapıyorsam yalandan da bir kaşar sündürüyorum. Ya yok hani o bir kaşar uzamasını gösteriyorum. Hani o izlenmeyi tatmin ediyor. Ama tarifte ben vereceğimi de veriyorum açıkçası yani. O yüzden de şeyim yok. Peki biz tahsini çok seviyoruz. Yalnız seviyoruz. Ama yapay zeka destekli bir asistan olsaydı Evet. ona hangi görevleri Ay ona menü verirdin? Pişirmeyle planlamayı. ilgili. Pişirmeyle ilgili mi? Ya herhalde soteleme işlemini ona verirdim. Ya ben doğrar Bilmiyorum. yaparım. Hani hepsini hazırlayayım. Ama böyle tavanın başında bekleme olayını özellikle yaz aylarında böyle alsın bir güzel sotelesin. Ben içine malzemelerini Kolay ekleyeyim. olsun diyorsun. Aynen öyle. Peki bir yemek olsaydın ne olmak isterdin? Ben musakka olurdum ya. Neden? Ya çok lezzetli bir yemek. İnanılmaz lezzetli bir yemek. Görselde böyle çok insanı böyle inanılmaz iyi duruyor denmeyecek bir yemek. Ama her kaşıkta da böyle size bambaşka şey. Bir şey söyleyeyim tahsin. Yemediğimde tek yemeği buldum. Gerçekten mi? Gerçekten. Bilmiyorum Aa. yani küçükken mi hani bir şey oldu ama bir şey var yani yemediğim tek yemek. Ya şöyle patlıcan doğru ellerin eline geçtiği zaman karşı tarafı mutlu etmeme ihtimali yok. Denediniz mi peki? Senden denemedim ama sözünü alırsam Söz yapar söz getiririm. yiyeceğim. Yok Söz ben yapar gelirim. Ben getiririm. gelirim bu arada. Hani çok iyi bir şey. Yani hani gerçekten dengeli ve doğru. O yağ kusmayacak. O dengesi var onun. O yapıldıktan sonra inanılmaz lezzetli bir hal Harika olur. diyorsun. Musakka olurdum herhalde. Biz tabii hiç hatalarını görmüyoruz senin. Böyle bize anlatacağın böyle komik yemek yaparken yaptığın büyük bir hata oldu mu? Şey yarışmada oldu. Şimdi yaptım yemeği attım fırına. O arada da yan ürünlerini yapıyorum. Ve bir tane yumurtanın içerisine sarının iğne şırıngayla yaptım sosu infüze etmeye çalışıyorum. Ama şimdi bu bir yan ürün. Bir de bir ana ürünüm var fırında o. Ben yan ürünlere o kadar odaklanmışım ki ana Yandı mı? ürün yanmış bitmiş kül olmuş. Ve ben bunu çıkartamıyorum da çünkü o dumanı gördüğü gibi Memeş'e başına toplanıyor. Ha. Geliyor bir şey yandı yo, Bir de galyana onun geliyor komik ya. durumları da oluyor. Tabi tabi yani şey diye ben hiç o fırını açmadan o kömür karası olana kadar ağzının her şeyini kapatıp o tabağı şeflere şey diye vermiştim. Ben burada kümes yapmak istedim. Dedim. Ana ürün yok tabakta ama hani kümes yapmak istedim. Öyle bir anı falan pişman oradan gittim ama kurtarmadı. Ama senin böyle bir kendine özgü dürüstlüğün de var ya. Yani yaksan da mesela yemeği şey diyorsun. Şefim yaktım. Evet ya. Çok hani hiç üstüne gitmiyorsun. Ya şey değilim yani nasıl diyeyim ya. Şimdi yarışmada bizim birkaç tip insan vardı. Yani tabii ki de onlar kendi özelinde memnuniyetle iyi insanlardı. Belki de hani şey için bana gelen işleyen bir şey değil. Bir şey olmadıysa olmadı. Yani allasan da pullasa çok şey yaparım bu arada. Çok senaryo yazarım o ara. Hani bu böyleydi buradan gelecek şunu şuradan hissedeceksiniz falan ama bir süre sonra pes edip ya bu yandı. Hani yapacak da bir şeyim yok dediğim O çok da bir ders olmuştu. oluyor Aynen öyle esasında. dümdüz. Yani çünkü kaybedeceğim ne yapayım neyin yalanını söyleyeyim ki gibi. Ama dürüstlük kaybettim ben. Tahsin çok gençsin hala. Evet. Ama çocukluğuna dönsen Evet. küçük Tahsin'e bugün ne söylemek isterdin? Ay ne söyleme bu çok güzel bir soru. Şunu söylerdim yani hani önce kendini mutlu etmeye çalış. Ben mutlu olduktan sonra herkes mutlu olduğunu görünce bunu fark ettim. Çünkü ben biraz böyle bir 20 yaşıma kadar insanları mutlu etmek için çalıştım falan. Hani onlar görsün, inansın, yanımda olsun, destek yok kardeşim. Sen kendini sev, destekle. Sonra zaten öbür destek özellikle parayla eşdeğer bir şekilde gümbür gümbür geliyor. O yüzden kendimi ihmal ettiğimi düşündüğüm yaşlara gidip biraz daha kendime özen göstermek isterdim. Hepimiz biraz öyleyiz esasında. Belli bir dönem böyle hakikaten ailemizi başka mutlu etmek için çalışıyoruz. İşte başarılı olayım, iyi yerlere geleyim, iyi okulları okuyayım ondan sonra. Sonra da bir yaş ilerleyince de hani biraz artık kendimize doğru dönmeye başlıyoruz ve acaba Aynen. hata mı yaptık diyoruz. Ama sen daha gençsin. Hani bunun Düzelecek. farkındasın. Ondan sonra da çok yolun var önünde. Benim Hatip Lisesi mezunuyum. Ben okula gidip de dua etmeyi öğrendiğim ilk gün, Arapça dua etmeyi öğrendiğim ilk gün, Allah'ım derdim bana harcayamayacağım kadar çok para ver. Beni derdim zenginlikle sınar Rabbim. Yani hani ben bununla sınanmak istiyorum diye dua ederim. Sonra üniversiteye geldim. Üniversitede işte o 20 yaşımın sonlarına doğru falan böyle baktım ki bir şeyleri yapıyorum ve başarı elde ediyorum. Başarının karşısında da para elde ediyorum. Dedim ki yanlış yere dua ediyorsun Tahsin. Başarıya yönel. Çünkü hak et bir şeyleri başarıp o yolda ilerledikten sonra kazancınızda, hayat Tabii. standardınızda, nefes al, her şey rahat. Ve mutlu oluyorsunuz bir kere bir de. Yani çünkü hak et para mutluluk getirir mi? Doğru oranda evet. Ama başarı her zaman insanın egosunu da, cebini de, her yerini dolduran en güzel şey başarı. Başarı. Doğru. Onun Başarı geldiği için zaman de herkes arkada kalıyor. aynen. Güzel gelsin. Valla harikasın. Çok pozitifsin. Estağfurullah. Öncelikle senin bu pozitif yanını çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Tahsin Küçük adına biz Asgari Neval'le beraber bir üniversite öğrencisinin bir yıllık
öğrenim imkanlarını karşılıyoruz. Çok teşekkür ederim. Sana bunu vermek istedik özellikle ve bundan da mutlu olacağını düşündük. Onun şeyinde size teşekkür de edeyim. Ben tam benim yarışmanın final zamanına denk gelmişti. Bizim geçen seneki yıllık işbirliğimizin karşısında da böyle bir nezaketli bir davranışta bulundum. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. En önemli şey benim üniversitede Murat Hocam vardı. Bana burs vermişti ve ben o sayede o dönemi çok daha rahat kendi eğitimime ayırabilmiştim. O sebeple bunun ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu bildiğim için umarım çok güzel bir yere gitmiştir. Umarım da böyle keyifli, güzel eğitimlerle yarın öbür gün bir yerlerde karşılaşırız o kişilerle. Çok güzel bir sohbetti. Çok mutlu ettin bizi. Ben teşekkür ederim. Teknosa ile Teknotalks'un sonuna geldik. Bugün hepimizin sevdiği Tahsin Küçük'ü ağırladık ve çok da keyifli bir sohbet yaptık. Teknosa'nın YouTube hesabını izlemeyi, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Bye bye.